Arkadaşlar şu anda Huaçen Bey bölgesindeki Huawei Amiral Gemi dükkanındayız. Bu dükkanda Türkiye'de olan ya da olmayan tüm Huawei marka telefonları bulmak, bilgisayarları bulmak, kullanmak ve deneyimlemek mümkün. Gerçekten güzel tasarlanmış bir dükkan ve farklı deneyim alanları var. Şimdi size biraz hem dükkanın genel tasarımını hem de aynı zamanda Huawei'in Türkiye'de olmayan ürünlerini göstermek istiyorum. Evet, şu an elimde tuttuğum telefon Huawei Nova 2 Plus modeli. Huawei tarafında çift kamera konfigürasyonları artık sadece en üst seviye telefonlarda değil, orta sınıfa konumlanan modellerde de boy göstermeye başladı. Yine arka tarafta parmak izi okuyucumuz da yerini almış durumda. Açıkçası eğer parmak izi okuyucusu arka tarafa konuşlandırılacaksa ideale en yakın noktalardan birisine yerleştirdiğini söyleyebilirim Nova 2 Plus modelinde arkadaşlar. Elimde tutmakta olduğum model aynı zamanda 4 GB RAM ve 128 GB depolama birimine sahip olan bir cihaz. Yine Emotion UI, yani Huawei'nin kendi geliştirdiği arayüzün 5.1 versiyonu var ki örneğin şu aşamada Premium Plus kullanıyorum. Onda da yine Emotion UI 5.1 arayüzü olduğunu görmekteyiz. Bu telefon sadece kamera yetenekleri değil, aynı zamanda ses konusunda da en yetenekli telefonlardan bir tanesi Huawei ürün gamındaki. 3 boyutlu ses deneyimini sunmayı vardığına Hi-Fi, yani yüksek çözünürlüklü ses desteği konusunda da kendi yeteneklerine sahip olan bir model. Nova 2 Plus Huawei özellikle gençlere hedef alıyor dostlar. Malzeme kalitesi ve detaylardaki hassasiyet anlamında da Huawei kalitesi bu telefona hemen her noktada işlemiş durumda. Gerçekten de telefonu malzeme kalitesi seviyesinde, işlik detayları seviyesinde beğendiğimi söylemem gerekiyor arkadaşlar. Evet, az önce telefonun üst segmentten ziyade orta sınıfa konuşlandığını söylemiştim. Zaten telefonun teknik özellikleri de bunu doğrular dedikler arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim sizlere. Evet, hakkında kısmına girelim. Huawei Nova 2 Plus. High Silicon Kirin 659 var. Kirin 659 aslında bakılırsa adından da anlaşılabileceği üzere Huawei tarafından Qualcomm'un 600 serisi işlemcilerine rakip olarak geliştirilen bir işlemci. Dolayısıyla işlemci tarafı da bize doğruladı arkadaşlar. Ekran tarafında yine Full HD çözünürlüğümüz var. Telefon gördüğüm tarafıyla rahatla çalışan bir telefon. Kamera arayüzüne bakalım isterseniz. Evet, çekim ve çekilen görüntünün depolama birimine kayıt hızı anlamında başarılı bir performans sunduğunu ilk izlenim seviyesinde sizlere söyleyebilirim. Evet, Huawei P10 Plus şu anda elimde arkadaşlar. Mate 9'u bir tarafa bırakmak gerekirse, çünkü devamı olan Mate 10'un çıkmasına şurada 2 ay gibi bir süre kaldım. Huawei'nin ürün gamındaki en yüksek performansı ve en güncel telefon gibi de düşünebilirsiniz. Halihazırda zaten burada Çin'de Huawei P10 Plus kullanıyorum ve gerek kamera performansı gerekse de genel kullanıcı deneyim anlamında çok iyi bir telefon olduğunu söylemem gerekiyor. Eleştirilebilecek yönleri var mı? Elbette var. Mükemmel telefona bugün ulaşmış herhangi bir üreticinin olmadığını biliyoruz. P10 Plus konusunda beni en fazla rahatsız eden konu ön taraftaki çerçevelerin kalınlığı oldu. Ama bunun dışında özellikle kamera deneyimi olarak yeni kullanmama rağmen büyük bir keyifle telefonu yanımda taşıdığımı söyleyebilirim. Şu an bu telefonu elimde tutmamın sebeplerinden birisi de en sevdiğim renk seçeneği olan yeşile sahip olması. Yeşil Türkiye'de pek yaygın değil. Dünyada da en çok ilgi gören renklerden birisi değil. Fakat özellikle kadınların ilgi gösterdiği, aynı zamanda bir grup erkeğin de yine kullandığı renk seçeneklerinden bir tanesi. Benim bu rengi tercih etmemdeki özel neden diğer üreticilerde bu rengin çok yaygın olmaması. Bugün Apple tarafına bakıldığınız zaman ya da Samsung ekosistemine baktığınız zaman bu renk seçeneği çok kolay bulunabilen bir alternatif değil. Huawei'in Pantone firması işbirliği çerçevesinde özel olarak geliştirdiği renklerden birisi. Şu bilgiyi verebilirim sizlere. Pantone'la yapılan ilk işbirliğinde aslında yeşil renk tam olarak bu yeşil değilmiş. Fakat kullanıma bağlı deformasyonlar ve testler sürecindeki bazı tespitlerden yola çıkarak rengi biraz hafifletmeyi tercih etmişler ama gerçekten çok güzel ve özel bir görünüme sahip olduğunu ifade edebilirim. Kamera performansı olarak gerçekten çok başarılı, zaten dediğim gibi şu an P10 Plus kullanıyorum. Performansı da şöyle söyleyeyim, Kirin 960 işlemci performansı olarak 2017 model amiral gemilerinden geri kalmıyor. İki farklı sıkıntısı var. Bunlardan birisi grafik performansının bu sene değil geçen seneki amiral gemilerinde kullanılması. Bir diğer konuysa grafik performansı sağlayabilmek için GPU'nun anlık olarak 1 GHz seviyesine çıkmasından dolayı işlemci yoğun yük altındayken
rakip platformuna göre nispeten biraz daha fazla ısınıyor ve bunu kullanıcısına yansıtabiliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi genel deneyim olarak gerçekten başarılı bir telefon olmuş P10 Plus. Evet, şu anda elimde Huawei'in Mate 9 Pro modelini görüyoruz. Mate 9 ülkemizde Huawei'in yüksek performans segmentindeki popüler modellerinden birisi ama Mate 9 Pro Mate 9 kadar çok bilinmiyor ya da tanınmıyor, onu söyleyebilirim. Mate 9'a kıyaslandığı zaman tasarım seviyesinde farkların olduğunu söylemek mümkün dostlar. Görebildiğiniz üzere Mate 9 Pro'da çift taraftan kavisli bir ekran olduğunu görmekteyiz. Tasarım olarak bakıldığı zaman bir miktar Samsung'un Galaxy S6 Edge, S7 Edge modellerini anımsatmıyor değil. Ama arkadan bakıldığı zaman Huawei'in kendisine özgü tasarım detayları kendisini belli ediyor. Like imzalı çift kamera konfigürasyonu da dikey olarak yerleştirilmiş bir şekilde Mate 9 Pro'da bizleri selamlıyor dostlar. Yine Huawei'den alıştığımız yüksek işçilik ve materyal kalitesi bu telefonda da kendisini belli ediyor. Aynı zamanda parmak izi okuyucuna sahip olan dokunmatik yüzey de bu kısımda var. Dokunmatik yüzey diyorum çünkü tıklanabilir bir buton değil bu. Ama tabii ki bir takım yazılımsal işlevleri de parmak izi okuma kabiliyetini yok olarak bu yüzeye atayabiliyorsunuz dostlar. Arayüz olarak yine Huawei'nin Emotion Yay arayüzünün en son versiyonunu kullanıyor ve kamera olarak yine çok iddialı olduğunu söyleyebilirim. Hatta bazı denemeler yapabiliriz isterseniz. Bu arada profesyonel moda geçip pek çok parametreyi değiştirebildiğiniz gibi isterseniz farklı çekim modlarından da herhangi bir tercih edebiliyorsunuz. Örneğin monokrom seçerseniz siyah beyaz fotoğraf kaydı da gerçekleştirebilmek mümkün. Siyah beyaz konusu önemli çünkü Leica imzalı çift kamera konfigürasyonunda arkadaki kamera sensörlerinden birisi renkli, diğeri ise siyah beyaz çekiyor. Siyah beyaz çeken sensör daha ziyade detaylara odaklanıyor. Renkli sensör ise adından anlaşılabildiği üzere gerçek renkleri, gerçek dünya koşuluna uygun, gözün görebildiğine en yakın renkleri vermek için kullandırılmış durumda. 20 megapiksel artı 12 megapiksel çözünürlüğünde bir konfigürasyona sahip olduğunu zaten biliyoruz. Kamera konfigürasyonu olarak Mate 9 Pro'nun Mate 9'dan öyle donanım seviyesinde bir farkı yok. Gerçekten şık dizayn edilmiş, detayları göz alıcı olan bir telefon olduğunu söyleyebilirim Mate 9 Pro'nun. Şu anda P10 Plus kullanıyorum. Bu konuda deneyimlerim zaten büyük oranda pozitifti. Muhtemelen Mate 9 Pro tasarımın da daha cezbedici olmasına bağlı olarak daha iyi bir deneyim sunabilir belki ama dediğim gibi ülkemizde Mate 9 Pro'dan ziyade Mate 9 modeli popüler olmuş durumda. Ama el hayatı hissiyat itibariyle de Mate 9 Pro'yu da açıkçası kullanmak isterdim dostlar. Evet arkadaşlar, Huawei'in amiral gibi mağazasını gezmeye devam ediyoruz. Huawei son dönemde yeni nesil Windows tabanlı bilgisayarlarıyla da dikkat çekmeye başarıyor. Şurada 3 farklı model görmekteyiz. 2 tanesinin ayrı videolarını ben daha önce paylaşmıştım ama o videoları izlemeyenler açısından kısa bir özet geçmekte de fayda var diye düşünüyorum. Örneğin burada görmekte olduğunuz model Huawei'nin MateBook E modeli. Bu modelin en büyük özelliği ikisi bir arada konfigürasyonda olması. Yani isterseniz ekranı çıkartarak tablet olarak da kullanabiliyorsunuz. Zaten şu kısımda da özellikle klavyeyi bağımsız olarak göstermişler. Windows 10 tabanlı bilgisayar olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Tabii ikisi bir arada form faktörüne sahip olduğu için incelik ve kalınlık konusunda geleneksel, konvansiyonel bilgisayarlara göre bazı avantajları var. Nedir bunlar? İşte bakıldığı zaman 640 gramlık bir ağırlıktan bahsedebiliriz. 7 mm'nin biraz daha altında bir kalınlıktan bahsedebiliriz. Tabii klavyeyi işin içerisine kattığımız zaman aşağı yukarı yine 1.1 kiloluk bir paket oluyor ama mobilitesi yüksek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim dostlar. Platform olarak Intel'in Core M platformunu kullanıyor. Her ne kadar isimlendirme yanıltıcı olsa da Core M-i5 Y7-54 işlemcisine sahip olduğunu söyleyebilirim. İkisi bir arada profilindeki, konfigürasyonundaki bilgisayarlar benim çok fazla tercih ettiğim modeller olmasa da dostlar, böylesi bir ihtiyacı sahip olanlar için Huawei tarafında da bir takım çözümler artık var. Dükkanda zaten bunlar sergileniyor ve aynı zamanda bu bilgisayar için aksesuar seviyesinde de dedikoduklar sağlanmış durumda. Dediğim gibi ikisi bir arada benim çok tercih ettiğim bir ürün grubu değil ama tercih edecekler için Huawei tarafında da Windows 10 tabanlı bir seçenek var. Bakın özellikle şurada gösteriliyor. 2160'a 1440 piksellik bir çözünürlüğümüz var ve işte 4 GB, 8 GB RAM seçenekleri, 128 GB ve 256 GB depolama seçeneği gibi opsiyonlar da sunulmuş durumda. Benim Huawei'deki en beğendiğim modele geçiyoruz dostlar. MateBook X, zaten detay videosunu dediğim gibi daha önce yayınlamıştım. Huawei'in MacBook Air rakip olarak geliştirdiği çok ince, çok hafif, çok hafif, yüksek malzeme kalitesine sahip olan, yüksek işçilik kalitesine sahip olan ultra taşınabilir bilgisayarı, özellikle güç butonunun aynı zamanda parmak izi okuyucusuna sahip olması bu bilgisayarı ayrıştıran unsurlardan bir tanesi. Yakından görmeniz lazım. Gerçekten muazzam bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Evet, alt taraf belki MacBook havası taşıyor, bunu göz ardı edemeyiz ama üst tarafta özellikle ekran çerçeve oranının bu derece agresif tutulmuş olması
ve metal klasik gibi detaylarla bezenmiş olması da gerçekten bu bilgisayarı ayrıştıran hususlardan bir tanesi. MacBook ürün grubunun en büyük modeli olan MacBook Air şu an burada duruyor. En büyük model, burada da biraz MacBook buraya rakip model konumlandırmasından bahsedebiliriz. Tabi burada şöyle bir durum söz konusu, bu işlemci kasa büyüdüğü için, termal bütçe arttığı için Nvidia'nın GeForce 940 MX platformu kullanılıyor. Dolayısıyla bir miktar grafik yeteneği var ama oyun makinesi olduğunu söyleyemem. Bu GPU daha ziyade profesyonel amaçla bu bilgisayarı kullanacaksanız Adobe Premiere'de projeleri hızlandırmak için de kullanabilirsiniz, bunu söyleyebilirim. Yine parmak izi okuyucusuna sahip olan güç butonu burada bulabilirsiniz. Hem de aynı zamanda cihazın sağına ve soluna bakıldığı zaman aslına bakılırsa bu boyutta bir bilgisayara göre biraz I/O dediğimiz giriş çıkış eksikliği hissediliyor gibi. Bakın bu tarafta iki tane tip A USB konektörümüz var, HDMI portumuz var. Aynı zamanda bu tarafta da yine bir adet tip A konektörünün olduğunu görmekteyiz. Ama şu var, Huawei akıllı telefon dünyasındaki tasarım yaklaşımlarını bu modellerde yansıtmış. Gerçekten de bilgisayar dünyasında 10 yıllardır olan kimi üreticilere göre çok daha başarılı, tasarım anlamında çok daha cezbedici ürünler yaptığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, Huawei'in Amiral gibi mağazasından sonra şu anda Huawei'in hemen o bölgede bulunan teknik servisine gelmiş bulunmaktayız. Burada çok hızlı bir şekilde kullanıcıların sorunlarının çözüm üretiliyor ve gerekli tamirat yapılarak ürünler tekrar teslim ediliyor. Teknik servis konusu önemli. Büyük firmaların after sales dediği satış sonrası hizmet konusu ülkemizde kanayan yara konulardan bir tanesi. Hemen her markayla ilgili çeşitli sıkıntıları ziyade takipçilerden duyuyoruz. İşte o vesileyle hazır Çin'e gelmişken dünyanın en büyük üreticilerinden birisinin büyük bir teknik servisinde sistem nasıl işliyor, bunu da size göstermek istedim dostlar. Ufak tefek demo ürün alanları var ama burası ağırlıklı olarak servis ve teknik işlemler yapılıyor. Arıza telefonların ekran değişiminden diğer sorunlarına kadar her şey burada çözülerek yenilenmiş, kullanılır hale gelmiş telefonlar sahiplerine teslim ediliyor.